YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez daha 75. Venedik Film Festivali'nden görüşlerimi paylaşacağım. Palazzo del Cinema'nın önündeyiz bugün ve Lazo Nemes'in dün burada dünya premieri yapılan ve merakla beklenen ikinci filmi Sunset'le ilgili görüşlerimi 3 dakikada film analizi formatında sizlerle paylaşıyorum. Ne yapıyorsun Somuru? Ne bez az egyetlen kalap salona város mu? Lazo Nemes ilk filminde açıkçası Son of Shaw'da çok da görünmemiş bir soykırım hikayesinin üzerine gitmesinin yanında Matthias Erdrich'in görüntü yönetmenliğiyle baş oyuncunun ensesinden arkasından ayrılmayan ve bunu da uzun planlar üzerine kurulu bir dramatik etkileşime dönüştüren bir yapının izini sürmüştü ve finale kadar da aslında hani yaşananların bir kabus mu yoksa gerçek mi, gerçeğin ta kendisi mi olduğuna dair soru işaretleriyle dikkat çekmişti. Sunset'te Birinci Dünya Savaşı'na ait bir hikaye var bu kez ve başrolde kadın bir karakter var. Ana karakter büyük oranda Shaw'un ablasına denk geliyor aslında, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan. Görsel gelenekte devam ediyor. Matthias Erdrich ile bir araya gelip Darden kardeşleriyle Macar Yeni Dalgası'nın ustası Miklos Jansson'un uzun planlar üzerine kurulu geleneklerini ve gerçekçilik üzerine kurulu geleneklerini bir araya getiriyor. Ve bu anlamda da gerçek olaylara veya savaş mevzusuna gözlemci bir bakış atma şansına kavuşuyor. Ve bu açıdan da özgün bir dili var. Bu özgün dili oluştururken de aslında Son of Shaw'da buradaki karakter Shaw'un ablasına denk geliyor. Ve Son of Shaw'da gördüğümüz, finalinde de gördüğümüz meselenin hani bilinç altında mı geçiyor yoksa geçmiyor mu? Bunun tartışmasını yapmaktı ve her şeyin bir kabus olduğunu anlatmaktı ve bu kabusu da filmin yaşattığı karabasan olarak yorumlamaktı veya filmdeki olayı. Burada da benzer durum var. Son of Shaw'dan sonra Sunset'te Zulawski'nin bilinçaltı üzerinden yürüyen gotik gerilimi, politik bir olayı gotik gerilimle harmanlayıp bir başyapıta imza attığı Third Part of the Night'ın Dardenler, Miklos Jankso bir araya getirip çekilmiş torunu gibi. Sunset'in finali bence Son of Shaw'un finalinden daha iyi. Finaldeki kimlik bunalımı meselesi gerçekten çok etkileyici ve savaşın ortasındaki kadın karakteri resmetme arzusu. Lazo Nemes'in bence finali koyma anlamında, son noktayı koyma anlamında Son of Shaw'un üzerine geçtiğini gösteriyor. Bu anlamda da açıkçası değerli bir film Sunset. Ve finaliyle özellikle akılda kalacak. Yönetmen daha ziyade savaşlarda yaşanan yıkımlar, soykırımlar ve aile problemlerini yansıtmayı ana karakterlerin kabusundan seviyor. Kabusundan yansıtmayı seviyor. Burada da bunu yapıyor ve büyük oranda da aslında sınıf geçiyor. İyi çekilmiş bir dönem portresinin eşliğinde iyi çekilmiş bir Macar filmi Sunset ve Lazo Nemes'in ikinci filmi olarak da etkileyici ve dikkat çekici. Bu anlamda hani kucaklanmalı. Bana kalırsa hani Son of Shaw'da fazla fark yok. Benim Sunset'e puanımın üzerinden 6.9. Sizin Sunset'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.